Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patlıcanla yapılabilecek en lezzetli yemeklerden birinin tarifini vereceğim. Bunun için şöyle özellikle orta boy ya da küçük boy patlıcanları seçerseniz çok daha iyi olacaktır. Patlıcanların sap kısımlarını ve alt tarafını çok hafif kestikten sonra şöyle bir soyucu yardımıyla alacalı şekilde soyuyorum. Bıçağımla verev olacak şekilde patlıcanı çevirerek kesiyorum. Orta kısmını kesmiyoruz. Birkaç tane yapınca eliniz alışacaktır. Şöyle detaylıca göstermeye çalışıyorum. Bakın bu şekilde kestim. Ortasını kestirmeden tuzlu suyun içerisine bırakıyorum. Bir tane daha göstermek istiyorum. Özellikle ilk kez deneyecek olan arkadaşlarım için. Çizgili soyduktan sonra bir bıçak yardımıyla patlıcanı çevirerek verev olacak şekilde kesiyorum hemen şöyle yakın plandan göstermek istiyorum bakın orta kısmını kesmedim böyle bir görüntü elde etmemiz gerekiyor bütün patlıcanlar bitinceye kadar aynı işlemi tekrarlamaya devam ediyorum Patlıcanları hazırladıktan sonra şimdi de biberleri hazırlamak istiyorum. 9-10 tane biberi yıkadıktan sonra 3-4 eşit parçaya bölerek hazırlıyorum. Çok fazla küçültmüyoruz. Şöyle göz kararı bir ölçüde 3-4 eşit parçaya bölerek hazırlıyorum. Sebzeleri hazırladıktan sonra ısınmış yağın içerisine mutlaka çok iyi ısınmış olması gerekiyor. Patlıcanları bırakıyorum. Bu arada patlıcanların fazla suyunu da tabii ki aldırdım. Suyun içerisinden çıkardıktan sonra bir kurulama bezi ya da bir peçete yardımıyla fazla suyunu mutlaka alalım. Lokum gibi pişen Efsane bir yemek hazırlayacağız. Mutlaka deneyin. Patlıcan sevmeyene sevdirecek bir tarif. Çok az şöyle tuz ekiyorum üzerine patlıcanların. Ve kısa süre içerisinde kızardığını göreceksiniz. Bakın hiçbir şekilde de şeklinde bozulma söz konusu değil. Bir havlu kağıt sermiş olduğum kabın içerisine patlıcanları çıkarıyorum. Bütün patlıcanlar bitinceye kadar kızartmaya devam ediyorum. Patlıcanlar bitti. Şimdi de biberleri kızartacağım. Hemen şöyle bütün biberleri yağın içerisine bırakıyorum. Videomu bu aşamaya kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakır mısınız? Ben de sizlerin varlığından haberdar olmuş olurum. Şöyle hemen üzerine kapatıyorum ki biberler çok fazla etrafa sıçrıyor. Evet bu şekilde kızardıktan sonra hemen biberleri de alacağım. Kızartmayı tamamlamış olduğum aynı tencerenin içerisinde fazla yağını aldıktan sonra patlıcanları sıralamaya başlıyorum. Göründüğü gibi patlıcanlarda herhangi bir dağılma söz konusu değil ve lokum gibi pişti. E, bu şekilde denemediyseniz mutlaka bu videodan sonra denemenizi tavsiye edeceğim sizlere. Eğer denerseniz olumlu olumsuz geri dönüşlerinizi de videomun altında yorumlar kısmında bildirirseniz deneyecek olan arkadaşlarıma da fikir vermiş olursunuz. patlıcanların hemen üzerine kızartmış olduğum biberleri ekliyorum. Sizinle ilk defa bu videoyla tanışıyorsak abone ol tuşundan abone olabilir. Soru, görüş ve önerilerinizi de bildirirseniz videolarımın gelişmesinde yardımcı olmuş olursunuz. Şöyle 5-6 tane yemeklik doğramış olduğum domatesi de hemen biberlerin üzerine boşaltıyorum. Yeteri miktarda tuz ilavesini yapıyorum. 7-8 diş doğramış olduğum sarımsağı ekliyorum. Sarımsak bu yemeğin olmazsa olmazı, mutlaka kullanmalısınız. Şöyle bir yerleştirdikten sonra herhangi bir su ya da yağ ilavesi yapmadan tenceremin kapağını kapatacağım ve yemeğimin pişmesini sağlayacağım. orta ateşte pişirmeye devam ediyorum. Şöyle domatesler sulanmaya başladı. 10-15 dakika içerisinde hazırlanmış olacak. Çünkü ön aşamasında daha önce kızartma yaptığımız için ve yemeğim hazır. Üzerine incecik doğramış olduğum küçük bir demet maydanoz doğradım ve çok minik bir parçada reyhan doğradım. Onları ekliyorum. Şimdi sunum aşamasına geçebiliriz. 5 dakika kadar dinlendirdim. Yanına hazırlayacağım bir bulgur pilavıyla birlikte patlıcanım hazır. İşte sunumu bu kadar güzel oluyor. Mutlaka denemelisiniz. Şöyle hemen bir tane daha alıp koymak istiyorum. Dumanı üzerinde sıcacık patlıcan yemeğim hazırlanmış oldu. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Yeni pratik tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.